Paulus'un Romalılara Mektubu 1. Bölüm. İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı, öz oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili olan bu müjdeyi, peygamberlere aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Bedence Davut'un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için, Mesih'in aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı'nın lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan ve kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Pavlus'un Roma'ya gitme özlemi. İlk önce hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum ki, imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta tüm varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda size gelebilmek için bana bir yol açılmasını diliyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağana ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken ben sizin, siz de benim, birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, diğer uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da bir ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum vardır. Bu nedenle müjdeyi elimden geldiğince Roma'da bulunan sizlere de bildirmeye hazırım. Çünkü ben müjdeden utanmıyorum. Müjde önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan insan yaşayacaktır. Tanrı'nın gazabı. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlık ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilir. Çünkü Tanrı'ya dair bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne serdi. Dünyanın yaratılışından beri Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve tanrılığı, onun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Ama düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yerlediler. Bu yüzden Tanrı, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa terk etti. Onlar, Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Onların kadınları bile doğal ilişkiler yerine doğal olmayanları yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirlerine karşı şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler, erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine dair Tanrı buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla kalmıyor, yapanları da onaylıyorlar.